Değerli gönüldaşlarım ve dahi kardeşlerim yeniden siz değerli gönüldaşlarımla buradayız. Kanalımdayız, muhabbetimize devam ediyoruz. Sizleri gerçekten seviyorum. İşimi severek yapıyorum. Muhabbetle yapıyorum. Sizler de işinizi severek yapmak istiyorsanız, sizler de yaptığınız işten zevk almak istiyorsanız, sizler de bir işi hakkaniyetle ve adaletle yapmak istiyorsanız ne yapacaksınız? o işi seveceksiniz. Sevmek yetmez. Sevmek yetmez. Bir de çalışacaksınız. Çalışacaksınız ve seveceksiniz. Ama insan çalışa, çalışsa da sevse de yorgunluk hisseder. Bıkar, ümitsizliğe düşer, umutsuzluğa düşer. Ne yapması lazım bir insanın? En önemli mesele, en önemli mesele. Kendi sözünün dinlenmesini istiyorsa bir insan kendi işinde başarılı olmak istiyorsa mesela ben e, yıllar önce bir tane e, bir konferansa gitmiştim bir e, işte abimiz çıkmıştı e, karşımızda böyle oturuyor e, bize işte kendi dalında kendi alanında bir şeyler anlatıyor ama o kadar güzel anlatıyor ki böyle anlattığı şeylerin çoğusunu anlamıyorum İngilizce terimler kullanıyor ama o kadar güzel, o kadar akıcı bir şeyle anlatıyor ki bırakıp çıkamıyorsunuz. Ya ben o e, işte hocaya, arkadaşımıza konferanstan sonra sordum. Dedim ki ya üstad senin konunla benim bir alakam yok öyle geçiyordum uğradım işte buraya. E, çok da iyi konuşuyorsunuz. Söylediklerinizin yüzde seksenini anlamadım zaten. Ama sizi bırakıp çıkamadım yani. Beni tutan da yok orada bırakıp çıkamadım. Bunu ne bunu nasıl neye borçlusunuz Yani bunu nasıl yapıyorsunuz? Bana bir sır verdi değerli gönüldaşlarım. Ben de size o sırrı vereceğim şimdi. Nedir o? Sözünüzün dinlenmesini istiyorsanız, yaptığınız işte başarı sağlamak istiyorsanız, aha işte o işe başlamadan önce, o söze başlamadan önce, o konferansa başlamadan önce ne yapıyorsanız işte bu sure bu ayeti kerimeyi okuyacaksınız. Nedir o değerli gönüldaşlarım? Kâl Rabbi şerah li sadri ve yessir li emri ve ahlul lugdete min lisani yefkahu kavli. Rabbim gönlüme ferahlık ver. işimi bana kolaylaştır. Dilimdeki totukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Şimdi değerli gönüldaşlarım. Allah azze ve celle İnsana ne yapıyor değerli gönüldaşlarım? E dil veriyor konuşması için. İşte beyin veriyor düşünmesi için. İşte kulak veriyor duyması için, göz veriyor görmesi için. Hitabet başka bir şeydir değerli gönüldaşlarım. Sözünüzün tesirli olması başka bir şeydir değerli gönüldaşlarım. Milyonlarca insan sizin arkanızdan gelmesini sağlayan şey hitabettir işte. Bu hitabet sanatını Herkes icra edemez. Mesela televizyonlarda izliyorsunuz değil mi? İşte izlediğiniz şeyler, bir sürü diziler izliyorsunuz, bir sürü filmler izliyoruz. Hep beraber, ben de izliyorum. İzliyoruz. İşte sosyal medyada e, yüzlerce, binlerce insanı takip ediyoruz. Hep beraber ediyoruz. Yani o insanları niye takip ediyoruz? Yani onların ne özelliği var da takip ediyoruz? Mesela Türkiye'de 1 milyon sağlık çalışanı var. Yani bu 1 milyon sağlık çalışanından kaç tanesi takip ediliyor? Kaç tanesinin sözü dinleniyor? Kaç tanesi e, gittiği ortamda böyle öne çıkıyor, sivriliyor? Mesela Türkiye'de işte Eğitim Bakanlığı'nda, Milli Eğitim Bakanlığı 1 milyon insan var. 1 milyon öğretmen var işte. Çalışan vesaire var. Şimdi bu insanların, bu öğretmenlerin kaçta kaçı, e, sınıfında başarılı oluyor. Kaçta kaçı sınıfındaki insanlara sözünü dinletebiliyor. Veya bir anne düşünün. Anne, anne. Bir baba düşünün. Bir anne düşünün. Evladına evladım bak bu şu, 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 şunlar ibarettir. Bunu şu şekilde şu şekilde yaparsan doğru yapmış olursun. Ama bunun dışına çıkarsan yanlış yapmış olursun. Dediği zaman evladı onu kaç tane annenin evladı dinliyor? Kaç tane? Baba o kadar çalışıyor, çabalıyor, gayret sarf ediyor. Gene günah geçişi oluyor. Hiç kimse sözünü dinlemiyor. Neden? Neden? Değerli gönüldaşlarım. İşte püf nokta burada. Değerli gönüldaşlarım. Püf nokta burada. Sözünüzün dinlenmesini istiyorsanız. Mesela beni dinliyorsunuz değil mi şu anda? Heh, sözünüzün siz de yeni bir Mehmet Kasadar olmak istiyorsanız. Yani benim gibi tabii olamazsınız. Ben Allah beni böyle yaratmış, sizi başka bir türlü yaratıyor. Nasıl herkesin parmak izi farklıysa biz hepimiz farklıyız. Benim anlattığım gibi konuşma yeteneği istiyorsanız, insanların sözünüzü dinlemesini ve hayatını uygulamasını istiyorsanız ne yapacağız? Rabbishrahli sadri ve yessirli emri ve uhlulukdatam min lisani yefkahu kavli. Neydi değerli gönüldaşlarım? Anlamı neydi? Rabbim gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Bunu bu duayı edeceksiniz değerli gönüldaşlarım. Bir konuşmaya başlamadan önce işte evladınıza bir şey mi anlatmak istiyorsan Önce bunu bu, bunu bu duayı edeceksiniz. İşte komşularınıza Böyle işte altın gününde, kek gününde bir şey mi anlatmak istiyorsunuz? Önce bunu okuyacaksınız kendiniz iç dünyanızda. İşte böyle bir öğretmenseniz işte sınıfa girmeden önce tahtaya daha yazı yazmadan arkadaşlar merhaba demeden önce bunu okuyacaksınız. Bununla birlikte işte bir yere gidiyorsunuz ve orada insanlara kendinizi göstermek istiyorsanız işte bunu okuyacaksınız. Bununla birlikte hayatımızın içerisinde sözü dinlenen sözü anlaşılan, söylediği söz anlaşılan insan olmak istiyorsanız, sözü dinlenen, sözü anlaşılan, sözüne itibar edilen, sözünü o insanlar dinlediği zaman hayatlarını uygulayan bir insan olmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlulugdeten millisani yafqahu kavli ayet-i kerimesi manası. Türkçe okuyacaksınız tabii ki. Rabbim gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Gönlüme ferahlık ver. Bu ifade çok önemli. Bunu başka bir konu olarak işleyeceğim ben. Yani senin gönlün rahat değilse zaten sen konuşamazsın. Gönlünde bir ferahlık yoksa, Acaba beni dinlerler mi dinlemezler mi? Acaba ben doğru mu söylüyorum doğru mu söylemiyorum? Acaba bana şunu yaparlar mı, bunu yapar. Oh, oh bir sürü karmancırmalar olur biter gider zaten. Her şey aklındaki uçar gider. Ha ve işimi bana kolaylaştır. Eğer sen bir şeyi zor olarak görsen, bu zordur bu zordur bu zordur bu zordur bu zordur dersen o iş olmaz o iş olmaz. Ve dirimdeki tutukluluğu çöz ki. Sözümü anlasınlar. Hazreti Musa'nın dilinde bir pelteklik varmış. Bir küçük tutukluk varmış. E ne oldu? Mehmet Alagaş diye bir e, yazar vardı. Vefat etti. Allah rahmet eylesin. Adam konuşamıyordu. Yani öyle Allah yaratmış. Ama kitapları var. Milyonlarca kitabı okundu. Şimdi sözü, sözü dinlenmiş oldu mu? Okunmuş oldu mu? Aynen bunun gibi işte. Değerli gönüldaşlarım sırrı verdim. Artık uygulayın hayatınızda. Uygulayın ki sözünüz dinlensin. Uygulayın ki sözünüz itibarlı olsun. İtibarlı bugün Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp ne yapıyor? Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır diyor. Müthiş bir şiir okuyor. Bütün o salondaki insanlar böyle o şiirin büyüsüne kapılarak Sezai Karakoç Hoca'nın rahmetlinin o şiirine kapılarak ama tabi hitabet de çok önemli. Okuyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ne yapmış oluyor? İnsanlar hep birden vay be diyor. Ama bir başkası geliyor, benim gibi bir adam okuyor, kimse vay be demiyor. Bunun gibi yani. Demek ki bunu okumak lazım. Mesela ben hiç unutmuyorum değerli gönüldaşlarım, Diyarbakır'a davet etmişti e, Sayın Vali. E, o zamanlar ben e, gittim işte oraya. 38 tane yerel ve ulusal şair gelmişler. İşte Diyarbakır'la ilgili şiirler var. Şu var bu var. Ben... Bu şiiri rahmetli Sezai Karakoç Hoca'nın en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim şiirini okumuştum. Ee, i̇nsanlar o şiiri orada ikinci oldu. Biraz daha iyi okusam birinci olurdu. Yani ayıp olmasın diye yani Diyarbakır'la ilgili bir şiiri bir tane birinci seçtiler, ikinci ben oldum. Yani hatta e, vali bey, emniyet müdürü falan, vali yardımcısı oradaydı, ayakta alkışladı beni. Ya dedi, ne kadar güzel okuyorsun böyle en sevgili, ey sevgili uzatma dünya sürgünümü benim diye okumuştuk. Tabi baya zaman oldu. Şimdi değerli gönüldaşlarım siz de sözünüzü itibarlı olmasını istiyorsanız ne yapacaksınız değerli gönüldaşlarım ve dahi kardeşlerim? Taha suresinin 25, 26 ve 27. ayetlerini, 28. ayetlerini okuyacaksınız. Allah'ın izniyle sözünüz itibarlı olacak diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.